Buyurun. Merhaba, kolay gelsin. Demir Bey yok mu? Yok. Oh, aman şükür. Ha? Hay Allah diyorum. Bu saatte gel, ben evde olurum demişti. Siz kimsiniz? Ben? Ay tatlım, tanımadın mı beni? Ha, ben şeyim onun. Ya şeyim. Söylesene. Müstakbel eşiyim. Annemle babamı getireceğim de ben onunla tanıştıracağım. Saat 3'te gel, ben evde olurum demişti. Oy! Bir yanlışınız olmasın. Benim bildiğim stüdyoya gideceğim kayıt için. Akşam beni bekleme, gecikirim dediydi çıkar iken. Tatlım, asıl senin bir yanlışın olmasın. Tamam, o stüdyoya gitti ama şey için gitti o stüdyoya. Ay söylesene. Hani beste yapacak stüdyoda bizim nişanımızın şerefine. Şarkının sözleri de şöyle, dur bakayım. Akşama beni bekleme, ben her zaman yanındayım. Sen o sözleri duymuşsundur ondan. Tatlım tutma beni. Aa, gireyim şöyle içeri. Sen de git bakayım markete. Al şunları oradan. Hadi tatlım, hadi. Ben nereden bileyim sesçinin nezle olup da kaydın ertelendiğini? Peki adam polis çağırıp nasıl bizi attırmadı o evden? Vallahi niyetlendi. Polis çağıracağım. Dur. Ne olur iki dakika dinle beni. Bak, annem benim İstanbul'a gelmemi hiç istemedi. İyi bir oyuncu olabileceğime ve kendi imkanlarımla yaşayabileceğime hiçbir zaman inanmadı. Ben de ona 3 filmlik bir anlaşma yaptığımı ve bu evin de benim olduğunu söyledim. Aa bak, Kenan Doğulu geçiyor. Bak, bak, bak. Nerede? Evo. Şimdi yandım işte. Ya da belki de yanmadım işte. Arzu bunu öğrendiği zaman bunu saklamanın benim fikrim olmadığını bilmesini istiyor. Evet. Yemekler birazdan hazır. Demir Bey nerede? O çıkmak zorunda kaldı. Aa. Yoksa bizle tanışmak istemedin mi? Hadi gel biz bir yemeklere bakalım. Ben sana yardım edeyim mutfakta. Hadi. Yok yok, vallahi hiç gerek yok. Var var, vallahi çok gerek var. Hay Allah. Yine tutturamadım. Sos çipsler evvel bitti. Ne oluyor? Asıl sen söyle ne oluyor? Ne bu annemle babamın derdi? Ne derdi? Hangi dert? Kimin derdi? Yok canım, dert mert, nereden çıkıyorsun derdi merdi? Yemezler abla. Fark ettim hepiniz benden bir şey saklıyorsunuz. Ve bilirsin ben böyle gizli saklı işlerden nefret ederim. Niye buraları ıslak... O neydi o? Hiç. Orada ses geliyor. Hayır. Şükür. 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 Ablacığım, açıklıyorum her şeyi. Demir'le ben sadomazo olayına girdik. Aa, ama Demir neden böyle yapıyorsun? Bak geliyor Demir uçlu kemer. Arzu bana bak. Nedir bu rezillik, çabuk açıkla. Uf, tamam ya. Biz Demir'le sevgili falan değiliz. Hatta ben onu tanımıyorum bile. Bu ev de benim evim değil. Hatta bu pantolon da. Peki niye bize böyle bir yalan söyledin? Annem bu İstanbul olayına hiçbir zaman inanmadı. Ben de onun haklı çıktığını bilmesini istemedim. Ama işin doğrusu
şu koca şehirde. Ne bana sahip çıkacak bir Allah'ın kulunu, ne de yatacak bir yer bulabilir. Sen merak etme, devlet şu manzarayı gördükten sonra sana kesin sahip çıkar ve yatacak bir ranza verir. Muhtemelen sağ malcılarda. Abla sen biliyor musun ki benim o biraz önce giydiğim yırtık kot pantolon benim hayattaki tek pantolonum. Arzu, adamı çözmemiz lazım. Hayır abla, bunu yapamayız. Eğer bunu yaparsak annem benim iyice beceriksiz ve çaresiz olduğumu düşünecek. Arzu, abla, adamı çözmemiz lazım. Ne olur yardım ya et bana. Ya saçmalama Arzu. Abla lütfen. Amma oyalandınız burada. Yapılacak bir şey varsa ben de yardım edeyim. Ya Arzu, neden senin suratın allak bullak? Bir şey mi oldu? Hiç. Soğan doğradım da. Tavuk mu pişirdin? Fırında mı? Evet. Hazır aldım. Ben de benim kız yemek yapmayı bilmez, bunu nasıl kıvırdı diyordum. Neydi o ses? Hangi ses? Ben bir ses duymadım. Sen bir ses duydun mu? Hani şu erzak dolabından gelen sesi. Yo. Hadi anneciğim, hadi anneciğim, hadi anneciğim, hadi güzel anneciğim. Sen topla sofrayı, biz gelip yemekleri yerleştireceğiz. Ay abla, çok sağ ol. Sen olmasan ben ne yapardım? Şimdi beni iyi dinle küçük hanım. Senin için başımı derde son kez sokuyorum. Bir daha asla. Anlaşıldı mı? Söz abla, yemin ederim vallahi de billahi de sana söz veriyorum. Bundan sonra senin başını en ufacık bir derde bile sokmayacağım. Yok yok. Eğer bir oğlum olursa ileride müzisyen olmasına kesin izin vermeyeceğim. Baba niye beni bandoya yazdırdın o zaman? Ya şu benimle ilgili kısımları biraz hızlı geçsek.